Sergenin ile ilgili kısma gelelim. Sergenin ile ilgili doğru buluyor musunuz? Sergenin yazılmasını Semacığım. Gayet doğru buluyorum. Yani çok iyi bir yarışmacı ama şimdi baktığımız zaman hangisi kötü yarışmacı ki? Çok az kaldılar. Mecburen birileri birilerini yazacaklar. E genelde de zaten Sergenin İsmail'e olan tepkileri vardı geçen sefer. Birinci olduğunda İsmail'i potaya koymuştu. İsmail'in Sergen'i yazması çok normal. E, Botanın da çok normal. Bu saatten sonra biz de eleştiremeyiz. Hani Tutup orada çok kötü bir yarışmacı olsa ve onu birisi koruma altına alsa... ...hayır o gitmesin istese, topun altına çok iyi yarışmacıları alsa... ...biz buna eleştirebiliriz ama şu an hangi birisi kötü ki hepsi çok iyi. O yüzden çok normal. Evet Murat abicim. Ya şimdi Sergen e, SMS birincisi oldu değil mi? SMS birincisi olunca bir anda herkes dedi ki vay 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 Sergen SMS birincisi oldu. Ben de burada masada demiştim ki... ...o zaman sen rahatsızın, Hakan Atibolu vardı... Hakan Atiboğlu'na dedim ki ben eğer dedim Hakan Atiboğlu, Sergen dedim eğer önümüzdeki hafta tekrar SMS birincisi olursa ben sana 8 tane takım elbise alacağım demiştim. Ve Sergen'in bir daha SMS birincisi olamayacağını iddia etmiştim. Nitekim de olamadığı gibi iki kere üst üste de potaya girdi. Yani Takım elbiseyi in... kazandın yani. Ha, yok kazandım <laughs> derken yani işte öyle konuşmuştuk. Şimdi SMS birincisi olan bir adamın bir anda halk tarafından SMS birincisi olan bir adamın bir anda iki kere üst üste arka arkaya potaya girmesi inanılmaz bir durum. Yani bu ne periz bu ne üstü derler. Bu yüzden de Sergen'de böyle bir düşüş oldu. Ve bu düşüşün sonunda ne olacak bilemiyorum. Yani Sergen hani derken bir anda derken ya bu adam ne oluyor şampiyonluğa mı koşuyor falan, falan derken adam iki kere üst üste potaya girdi. Demek ki halk bir anda zirveye de çıkarabiliyor indirebiliyor veya arkadaşları bir anda indirebiliyor. Ne oluyorsa oluyor. Yani Survivor'da bu sene her şey olabiliyor. Bu arada şimdi sosyal medyaya giriyorum. Telefondan da mesaj atan çok kişi var. Bununla da ilgili bilgi vermek istiyorum. Efendim biz domineye gittik ya. Güzel evet. böyle tek tarifeli bir uçakla Dominik'e indik. Şimdi bayramda yine o tarz bir uçağımız olacak. Tabii e, bunun sohbeti her yerde her zaman oluyor. Mesaj atanlar da oluyor. Efendim AF Seyahat'in e, bu e, tek tarifeli uçağın bilgilerini alabilirsiniz. Zannedersem çok fazla da bir yer kalmamış ama hani arkadaşlar üzüyor bugün Gökhanların programını izledim. Herhalde bir 35 kişilik mi 36 kişilik mi bir yer kalmış en son uçakta birçok kişi yazıyor hani sonra bize niye yardımcı olmuyorsunuz diye de bizim elimizde olan bir durum değil arkadaşlar siz görüşüyorsunuz rezervasyonunuzu yapıyorsunuz onun üzerinden ilerliyorsunuz buradan direkt aynı İstanbul'dan Domini'ye tek tarifeli bir uçak olacak Semacığım. Çok iyiydi <laughs> ya bayramı orada geçirdiler evet. çok güzel olur biz doyamadık boş yer varsa biz her zaman <laughs> Yeter yani, diyeceklerdi geçen oldu. sefer gidenleri biz gördük çok memnun oldular ve gerçekten dönerken de hepsi keşke dönmesek diye düşündüler çok üzüldüler İnanılmaz bir atmosfer var orada tabii ki. Bu sefer gidenler de inanılmaz memnun olacaklar. Çok şanslılar yani. Ama ben şöyle bir şey rica edeceğim. tabii şimdi bayrama özgü bu durum yapılıyor ama bayramın haricinde de bu tarz uygulamalar ve bu tarz seyahatleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok merak eden var, çok soran var. Ben kendi şahsi Instagram hesabımdan da WhatsApp'ıma da birçok kişi mesaj atıyor. Takip edin Afiyet evet, Seyahati. takip et.